Şuraya bak. Yürü oğlum hadi. Hadi. Çoluk çocuk rezil olduk ya. Ulu orta şu halimize bak. Abi, abla ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Nereye böyle? Ne yapalım? Tahir önce bizi buraya getirdi. Şimdi cümbür cemaat hepimizi toplayıp babama götürüyor. Nasıl ya? Abi ne yapıyorsun sen gecenin bu vakti? Heh, vallahi bir sen eksiktin ha. Yani ben de bu gece kim eksik diye düşünüyordum. Sen eksiktin, geldin tam oldu. Abi. Oğlum, hiç başlama şu an. Vallahi bak canım burnumda zaten. Tut şunu. Tut, sonra konuşacağız. Anlatacağım hepsini. Hadi, yürüyün. Mızıldanmayın. Hadi, hadi. Düşün peşime. Halimize bak. Halimize bak. Nisa? Ceyda nerede kızım? Şey baba biraz ateşi çıktı da. Şurup verdim babaannemin odasında yatıyor. İyi iyi ama merak etme. Tamam çocuğum tamam. Ha getir. Yavaş. Hı. Baba canım çıktı bunu eve getirene kadar. Ben gelmem gelmem diye helak etti kendini. Rezil rüsva olduk bütün apartmana. Hele bu Emine. Deli gibi Ömer dayısını arıyor. He. Neymiş? Aklı sıra medet arıyor ondan. Oğlum, sen bana engel olabilir misin ha? He? Ben oraya gelmişim. Sen gelsen ne olur, gelmesen ne olur? Tamam evladım, tamam. Anladık. Kaç defadır anlatıyorsun, yeter. Şuraya bak, serser bitmiyor yatak yorgan. Koğuşa döndü biber. Hmm. Kimin yüzünden acaba Nisa Hanım, he? Kimin yüzünden? Baba. Bir de asıl eve gittim ne göreyim? Senin bu kızın gecenin bir yarısı dışarılarda. Allah Allah. Baba alışverişe gittim. Sahur için bir şeyler aldım yani nasıl anlamadım. O da mı yasak? Yasak mı o da? Yasak. Bundan sonra sana artık her şey yasak. Abi vallahi yeter ama ya. Ya sen sus sen karışma. Gerçekten konuş. Yeter. Tamam yeter. Bağırışmayın hadi. Hadi olan olmuş. Hayır yani benim anlamadığım bizim evde bırakın yani fareyi sinek bile girmez. Her yeri bir kere tel kaplattım. Yılda bir de ilaçlatıyoruz evi biz. Sen gördün mü hiç böcek benim evimde? Fareler nereden geldi o zaman? Hem de sülalece gelmişler. Ya Tahir ben de onu soruyorum. Nereden geldi bunlar diye? Yerde o zaman kırıntı varsa Şükran Hanım. Yani evi temizlemiyorsun sen o zaman süpürmüyorsun. Tahir sen niye rencide ediyorsun beni insanların içinde? Bakın benim baba Nisa Ömer yani her gün ev temizlerim ben. Şu an gidin evime bal dök yaladır yani. Tamam. Öyle kızım. Öyle tamam. Öyle. Tamam. Eda, seni de hiç evi temizlerken görmedik. Yani o evi temizlemiyorsunuz, ondan sonra toplaşıyor bütün fareler. Ha, ihale yine bana kaldı öyle mi baba? Benim yüzümden geldi fareler. Oğlum eski ev. Eski evde oturuyorsunuz. Parkelerin arasından bir delik bulunca fare oraya girermiş. Orada da yerleşir kalırmış. Abla ben susadım, su getirir misin? Olur mu parkeler? O zaman parkeleri mi değiştirmek lazım, ne yapacağız? Ne? Bir de parkeler mi değişecek? Yok, parke değiştirmem ben. Hadi uzatmayın tamam. Olan olmuş bir kere. Yarın ilaçlatırsınız. Sonrasına bakılır. Artık delikler mi kapatılacak? Parkeler mi değiştirilecek? Ne gerekirse yapılır. Tamam baba. Gereği neyse ben yapacağım. Sonra da Nisa'yı alır evimize gideriz Allah'ın izniyle. Bak hala evimize geçeriz diyor ya. Baba Allah aşkına. Olur mu böyle şey? Ben gidemem onlara. Bırak evimize gidelim ne olursun. Bir şey de baba ya lütfen rica. Zaten onlarda da olacağı bu. Farklı bir şey olmayacak yani. Gidemezsiniz. Hiçbir yere göndermem. Tamam tamam hadi. Olan olmuş bir kere. Yarın ilaçlatacaksınız sonrasına bakacağız. Olmadı Nisa çocuklarla burada kalır. Aslında böylesi daha iyi olur baba. Tabii bizim evde hem televizyon da yok. Bu evde televizyon var. Çocuklar da sıkılmaz yani. Yere basın o televizyon senin Şükran. Hadi hadi sahur olmak üzere. Kalkın sofrayı kuralım birlikte. Her şerde bir hayır vardır. Bak bütün aile bir aradayız böylece. Biraz da şükretmeyi bilseniz. Al sabahını. Hadi kalkın hadi. Hadi, hadi sofra kuracağız. Hadi, hadi evlat. Hadi çocuk. Hadi çocuk. Yeah.